Kıymetli dostlar hoş geldiniz. Bugün hızlıca gümüş ve altın konuşacağız. Gümüş ve altın için yapılması gereken bir konuşma, uyarılması gereken insanlar var diye düşünüyorum. Uzun süredir özellikle gümüş yatırımcılarının gümüş beklediğini biliyorum. Acaba bu gümüş bizi hayatımızdan bezdirdi? Ne zaman bu harekete başlayacak gibi bir sorunuz, kaygınız varsa bugün öncelikle onu cevaplayacağız. Önce gümüşle mi başlayalım Oluç? Evet. Altını ikinci bölüme atalım. Şimdi gümüş yatırımcısının uzun zamandır beklediği büyük bir gelişme var. Daha doğrusu büyük bir atak var. Fakat gümüş adeta bizi hayatımızdan bezdirdi. Bu atağı bir türlü gerçekleştirmedi. Gerçekleştirmediği gibi altının 2150 dolarlık zirve hareketinde paralel gitmesi beklenirken performans olarak altından da düşük hareket etti. Altının 2150 dolar düzeltmesini yani düşüşünü gerçekleştirdiği dönemde de altından daha fazla düştü. Yani bu altın gümüş rasyosu bir miktar daha açıldı. Çok kısa zamanda onzda 25 dolar üzerindeki bir fiyattan 22 dolar seviyesinde bir dibe kadar geldi. Orada bir müddet çırpındı ve son 3-4 günde de yukarıya doğru bir hareket başlattı. Teknik analizci değilim ama hiç teknik analiz bilginiz yoksa bile bir grafik gümüş grafiğini açıp baktığınızda çok net olarak şöyle bir gerçeklik görebiliyorsunuz. Gümüş 22 doları kendine dip olarak oluşturdu. O dibin üzerinde bir müddet teyit aldı ve son 3-4 günde de yukarıya doğru bir hareket başlattı gibi görünüyor. Bugünkü videoda gümüş konuşmamızın sebebi uyarı aslında bu. Oluç bir enstrüman, bir finansal piyasa enstrümanı dip oluşturursa akabinde ne gerçekleşir? Yönü yukarı demektir. Yukarıya doğru bir hareket gerçekleşir. Son 3-4 günde de bunun teyidini alır gibiyiz. Ha şunu diyecek olabilirsiniz. Altınla beraber, değerli metallerin artışıyla beraber mi artıyor? Açın bakın, altın gümüş kadar performans göstermedi. Geçen hafta altınla ilgili bir uyarı yapmıştık. Artık buradan hareket yavaş yavaş başlıyor gibi diye. Çok küçük bir miktar geçen haftanın üzerindeyiz. 5-10 dolarlık farklarla. Fakat gümüşte hikaye değişti. Özellikle cuma gününden sonra. Şu anda 23 doların üzerinde bir ons fiyatıyla karşı karşıyayız ve gümüş, altın gümüş rasyosundaki bu farkı kapatmaya başladı. Ve öyle görünüyor ki, tırnak içinde söyleyeyim, ben bazen bu kesin olacaktır dediğim matematiksel gerçeklik öngörüleri paylaşıyorum, olmama ihtimali yok diye. Bu onlardan biri değil ama kuvvetle muhtemel benim gördüğüm gümüş bundan sonrası pozitif. Hatta slogan gibi bir şey kullanayım. Gümbür gümbür geliyor olabilir. Aklınızda böyle bulunsun gümüşün hareketi. Gram gümüşçüler biraz daha rahattı. En azından dolar TL'den, doların artışından destek alarak gümüşün düştüğü, dip yaptığı dönemde biraz daha müsterih kalmışlardı. Ama şimdi onların yüzü hem dolar tarafında hem gümüş tarafında ekstra olarak gülmeye başlayabilir. Bu noktada küçük bir bilgi vereyim. Gram gümüş yatırımcısı olmak isteyen ya da bunları nereden yaparız diyenler için reklam gibi olacak ama olsun sonuçta adamlar kanalın sponsoru. Benim de kullandığım bir yatırım tarzı Bitlo'da gram gümüş ve gram altın ürünleri var arkadaşlar. Eğer fizikici değilseniz yani altını ve gümüşü fiziki olarak toplamıyorsanız, dijitalde işlem yapıyorsanız ya da biz nerede yapabiliriz bu dijital işlemleri diye düşünüyorsanız Bitlo'nun gram altın ve gram gümüş kesin önerdiğim ürünleri. Hem makas aralığı çok düşük. Yani ne gibi bir avantaj sağlar? Alır satarken çok küçük miktarlarda para kaybetmiş olursunuz. Fakat yukarıdan satmak, aşağıdan almak gibi birkaç kez bunu gerçekleştirebileceğiniz, belki günde birkaç kez, belki haftada birkaç kez, belki ayda onlarca kere bu işlemi yapıp miktarları arttırabileceğiniz bir sistem, bir platform orada mevcut. Aklınızda bulunsun. Ben yapıyorum oradan gram gümüş yatırımını. Eğer nereden yaparım diye düşünüyorsanız buyurun yapın diyeceğim. Gümüş için başka merak ettiğim bir şey var mı? Gümüşten ziyade ilave olarak hafta sonları da trade edebilirler. Ha, Bitlo'dan yaparlarsa teşekkür ederim bilgi için. Bitlo'da şöyle bir durum var. 7 gün 24 saat açık bir piyasa orası. Gram gümüş ürünü aldığınızda hafta sonu riski, hafta sonu oluşacak bir şey gerçekleşti. Acilen gümüş ya da altın almanız gerekiyor. İşte Bitlo'dan bunu hemen yapıp
gram gümüşe cumartesi, pazar ya da gecenin herhangi bir saatinde yapabiliyorsunuz. Böyle bir esneklik, rahatlık da var ek olarak. Altına gelelim mi? Altında durum gümüşe göre biraz daha çetrefilli. Gümüş en azından net bir dip yaptı ve yukarıya doğru kafayı kaldırdı gibi görünüyor ama altın soru işaretleriyle dolu en azından grafikte baktığınız zaman. Jeopolitik olarak baktığınız zaman da altında bir soru işareti var. Amerika'da Teksas gerginliği, akabinde İran'la oluşan Ürdün'deki üs saldırısı ve akabinde İran'la oluşan gerginlik, senatörlerin attığı tweetler, Biden'ın açıklamaları, buna zamanı geldiğinde karşılık verileceği tehditleri, bir taraftan da Hamas-İsrail savaşı devam ederken işte konu bir soru işaretine, bir karanlığa dönüşüyor. Çünkü bu jeopolitik riskler altında büyük bir değer kazanımı getirmeli teknik olarak ve hemen. Fakat çok küçük oluyor ya da olmuyor bu tarz durumlarda artık değer kazanımı. Yükselemeyen bir enstrüman, uzun zamandır da altın 2020-2040 arasında sıkışmış bir banda sıkışmış görünüyordu. Aşağıya doğru da gidebilir korkularıyla insanlar bir bilinmezlikle bekliyorlar. Grafikte bir sıkışma oluşmuştu. Artık son günlerine geldiğimizde 2030 dolar civarı kritik bir nokta haline gelmişti. Altın şöyle bir hareket yaptı. Kendini 2030'un üzerine attı ve şu anda son iki gündür de orada yerleşip kalıcı olmaya çalışıyor. Altın için 2030 bu yüzden çok önemli. Sıkışmayı yukarıya doğru kırdığını aşağı yukarı söyleyebiliyoruz. Az önce gümüşte dip oluşturdu demiştik. Altında da sıkışmayı yukarıya doğru kırdığını söyleyebiliriz. Bunun sonrasında ne olur? Bunun sonrasında işte birkaç günlük bir altın hareketine bakarız. Bu kırılmayı gerçekleştirdiğine dair teyidi alabilirsek, birkaç gün daha 2030, 2040, 2050 seviyelerine doğru hareketler görürsek, o zaman işte yukarıya doğru yeni bir hareketin başladığını söyleyebilme imkanımız olacak. Şu anki durum aşağıya doğru hareketin artık çok zor, neredeyse imkansız hale, özellikle 2000 doların altının imkansız diye iddialı bir cümle kullanmayayım ama çok zor hale geldiğini bize gösteriyor. Bu sıkışmış aralıkta bir enerji topluyor diyebilir miyiz altın? Zaten sıkışmış aralık o aslında. Yani alıcılarla satıcılar kavga ediyor. Grafiğe o sırada şöyle bakmanız lazım. Bakış açınızı değiştirin diye söylüyorum. Hemen bir iki adım geriye atıp hayata geniş açıdan bakıyoruz ya. Diyeceğiz ki altında 2150'den yukarıya doğru gidemeyen, aşağıya doğru gelen, son bir ayda da 2000'e doğru hareketlenen insanları acaba 2000'in altına mı gidiyor, 1900'lere mi gidiyor soru işaretleriyle dolduran bir süreç yaşadık. Orada şuna bakmanız lazım. Ne oluyor? Hemen soracaksın kendine ne oluyor? Aşağıya doğru hareket özellikle Amerikan piyasaları açıldıktan sonra sertleşerek gerçekleşiyor saat akşam 4.30'da, 16.30'da. Fakat akabinde bir şey oluyor. 2020'ye geldikçe sert bir alımla karşılanıyor bu hareket. Yani birileri bunu alım fırsatı olarak kullanıyor. Zaten 2020'nin altında hemen yukarıya doğru bir bounce söz konusu. Orada işte benim aklımda şu oluşuyor. Birileri aşağıya doğru baskılamaya çalışıyor ama birileri çok daha sağlam karşılıyor. İşte o sıkışma aşağıya doğru bu yüzden gidemedi. Belki böyle bir sağlam alıcı grup olmasa, Asya tarafında özellikle, aynı hikayeyi grafiklerin gece birden sonrasına bakarsanız da görebilirsiniz. Aynı şekilde Asya tarafı Amerika saat 16.30'da satarken, Asya tarafı da gece birden sonra piyasa açıldıktan sonra almaya başlıyor. Tenis oyunu gibi. Servisi Amerika kullanıyor, karşıdaki de karşılıyor. Bu savaşı şu anda Asya tarafı daha güçlü götürüyor gibi her an bir backhand'le yani elinin tersiyle çakabilir yukarıya doğru. Yine altın içinde bunu konuşalım. Gram altın konuşmaya gerek var mı? En çok gram altın konuşmaya gerek var aslında. Çünkü kitlemizin büyük kısmı birikimleriyle muhtemelen çeyrek alan, kesme altın alan, gram altın alan takipçilerimiz. Onlar her zamanki gibi müşteri olsunlar. Biraz daha fazla yüzleri gülecektir onz altın yatırımcısına göre. Bana 2000 TL'yi ne zaman geçer diye çok soru geliyor. Gram altın mı?
birkaç dakikalık iş. Hani 2000 TL'nin üzerine atması bir hareketle birkaç dakikalık iş. Çok mu önemli 2000 TL? Yani 1970-1900 psikolojik sınır yani. 2000 TL'yi muhtemelen önümüzdeki hafta 2000 TL'nin üstünde göreceğiz gram altını. Hadi bu da buralarda bir not olsun. İddiaya çevrilsin. Mustafa abi 2000 TL'yi geçerse ne kazansın Oğuz? Sen girmezsin artık benimle iddiaya. Teşekkürler dostlar izlediğiniz için. Videonun altında sosyal medya hesaplarımız ve Telegram bildirim grubu linkimiz var. Oradan bildirim grubuna dahil olursanız videoları ve canlı yayınları önceden haber veriyoruz. Bir de Bitlo'nun bizim için yaptığı bir köpek maması kampanyası var. Eğer üye olursanız 40 TL değerinde fındık token size hediye ediliyor. 2 günlük köpek maması da bana hediye ediliyor. Yapmanız gereken tek şey 30 saniyenizi ayırıp Bitlo'ya üye olmak. Teşekkürler. Görüşmek üzere.